önüne gelen istediğini din adına esip savurmaya başladı. Bir şey konuşuyor. Diyorsunuz ki delilin ne? Neye göre bunu söylüyorsun? Sen bana delil soramazsın diyor. Niçin? Ben sana neden delil soramıyorum? Sen layus el misin? Yani sorulamayan, sorgulanamayan bir konumda mısın? Niye sormuyoruz? Koca Hazreti İbrahim, yani tevhidin babası olarak bilinen Hazreti İbrahim Rabbimize soru soruyor. Bakara suresinin 260. ayetinde beyan buyurulur. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya buyuruyor ki, ya Rabbi bana göster ölüleri nasıl diriltiyorsun? Hazreti İbrahim gibi bir peygamber böyle bir soru sormalı mıydı? Yani yakışır mı bir peygamber böyle bir şey mi sorar? Sorar. Allah-u Teala ona kâle evelem tu'min, inanmıyor musun? Kâle, İbrahim peygamberin cevabı şu: bela, tabii ki inanıyorum. Velakin liyatmeinne kalbi, kalbimin mutmain olmasını istiyorum. Soruyu sormamın sebebi inanmamam değil, duygularımla aklımın aynı yerde buluşmasını sağlamak istiyorum demeye getiriyor. Hazreti İbrahim böyle bir talep ortaya koyuyorsa, ülül azm peygamberlerden biri olarak, ümmet-i Muhammed olarak biz de inandığımız şeyleri neden sorma ve sorgulama ihtiyacı hissetmiyoruz ya da neden birileri soru sorulamaz konumda kendilerini görüyorlar? Niye? Soru sorma helak olursun diyor. Benim buna cevabım şudur: soru sormazsan helak olursun. Soru soran niye helak olsun kardeşim? Sorulardan korkuyor adam. Cevap vermekten korkuyor. Bakın ben şu anda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tefsir anabilim dalında öğretim üyesiyim. Yani ben Samsun'da yaşıyorum. Bugün Samsun'dan geldim buraya. İlahiyat Fakültesi'nde benim odamda haftanın hemen her günü, abartmıyorum, beni tanıyanlar bilirler, haftanın hemen her günü odamda bir veya birkaç grup insanla dini konuları konuşuruz ve onların soruları ve sorunları ateizm ve deizm üzerinden şekillenir. Bu ülkenin orta dereceli okullarında ve üniversitelerinde hatırı sayılır bir oranda çocuklarımız ya ateist oldular ya da deist oluyorlar. Niye? 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 Ne yaptık da bu bizim çocuklarımız ateist oluyor, deist oluyor? Öyle bir din dili kullandık ki, öyle bir din sunumu yaptık ki, öyle yanlış şeyleri din diye aktardık ki, az aklını kullanan din buysa ben bunda yokum demeye başladım.